Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü örneğimizin adı tığ işi balıklar motifi nasıl yapılır? Evet, öncelikle modelimizi şöyle bir yakından inceliyoruz. Evet, küçük küçük balıklar var gibi görünüyor modelimizde. Tığla yapılan güzel bir model. Modelimiz yapımı kolay. Şimdi nasıl yapıldığına bir bakalım. Ben kalın bir tığ ve kalın bir iple yapacağım bunu. Öncelikle yapmak istediğimiz ebatta zincir çekiyoruz. Bununla neler yapabiliriz? Bebek hırkası, bebek yeleği, kendimize yelek hırka yapabiliriz. Biraz sert gibi kullanım alanını kendiniz belirleyebilirsiniz. Evet, öncelikle zincir çekiyoruz. Yaklaşık şu kadar bir zincir çekmemiz yeterli. Şimdi üzerine düz trabzanlar yapacağız. Bu sırayı trabzanlı bir şekilde bitireceğiz. Şimdi 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Üzerine aldık. Şu ilmeğin bakın altından geçirerek ilmeğimizi aldık. Ve bol bir şekilde trabzan örüyoruz. Üstünü aldık, hemen yanındaki ilmeği düz trabzan ördük. Sonra yanındaki ilmeğin belinden bakın bu şekilde bol bir şekilde trabzan ördük. İlmeğimizi çevirdik. Düz trabzan ördük. Hemen yanındaki ilmeğin belinden alarak bol bir trabzan örüyoruz. Sıramız bu şekilde bir normal düz ilmek, düz trabzan. Bir de yanındaki ilmeğin beline düz bir trabzan şeklinde ilerleyecek. Ve son zincirimizin üzerine de
kenardan düz ilmek alarak bu sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Arkasını dönüyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Hemen şu en son düz ilmek yaptığımız üstünden batarak devam ediyoruz. Her ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Üzerini almadan. Üzerini almadan gördüğünüz gibi her sıraya, deliğe sık iğne yaparak arka sıralarımız bu şekilde her sıraya deliğe sık ilmek, sık iğne ile gidiyoruz. Önlerimize motif koyuyoruz. Arkasında da sık iğne yaparak sıramızı bitiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektik, döndük. Şimdi modelimizi koyma yerindeyiz. En son ne yapmışız? Üzerini alarak gitmişiz. Onun üstündeki ilmeği, yani şunu düz örüyoruz bu sefer. Sonra bu aşağıda düz ördüğümüz ilmeğin belinden, bakın sık iğne yapmıyoruz, en aşağı iniyoruz. Uzun ve bol bir trabzan örüyoruz. Sonra hemen yanındaki, yani alttan balık yaptığımızın üstündeki yere düz. Üstünü aldık. Bakın aşağıda bir viritimizin üzerinden bol bir şekilde virit. Sonra yanına düz. Üzerine alıyoruz. Bakın alttaki düzün belinden bol bir trabzan. Düz aşağıda belinden. Düz aşağıdaki ilmeğimizin belinden. Düz aşağıdaki ilmeğimizin belinden. Düz. Yani balığımızın üstünü düz, düzün üstüne balık yapıyoruz. Balığımız vardı en son. Düz yapıyoruz. Bir de kenar ilmeğimiz vardı. Onu da düz yapalım. Bir zincir sık iğne ile devam. Bir sıra, yani ters ters sık iğne, düzlerde de balıklarımızı koyarak geliyoruz. 1, 2, 3 zincir döndük. Bakın balıklarımız bu sırada. Şimdi ne yapıyoruz? En başta düz varmış. Düzün üstüne ne yapmamız gerekiyor? Balık. Yani hemen balığımızı koyuyoruz. Bol örüyoruz. Sonra hemen yanındaki ilmeğe düz. Alttaki ilmeğin beline bol bir düz birit örüyoruz. Balığın üstünü düz örüyoruz. Bakın modelimiz çıkmaya başladı.
Kenarımızda örüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi balıklarımız hazır. Balık modelimiz bu şekilde. Bir zincir çekip tersini örüyoruz. Tersten sık iğne örüyoruz biliyorsunuz. Her ilmeğimize sık iğne. Örgümüzün mantığı terslerden sık iğne üstün almadan önde de balıklarımızı koymak. Balıklarımızı düzün üstüne balığın üstünün düz olacak şekilde örmek. Bakın şimdi ilk sıramızda ne var? Balık var. Balığın üzerine düz yapacağız. Düzün üzerine balık yapacağız. Bu örneğimiz bu şekilde devam edecek. Umarım anlatabilmişimdir. faydalı olduğunu sanıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Paylaşırsanız çok sevinirim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay.